Bir web geliştiricisi olarak edinebileceğiniz en yararlı yeteneklerden biri size verilen araçları kullanarak sayfanızı debug edebilmektir. Örneğin web tarayıcısının geliştirici araçlarını kullanarak bunu yapabilirsiniz. Bugünlerde bütün tarayıcılar geliştirici araçları ile gelir. Bu yüzden teorik olarak hepsini kullanmayı bilmeniz gerekse de Pratikte hangi tarayıcının en güçlü araçlara sahip olduğunu bilmek ve debug işleminizi o tarayıcıda gerçekleştirmek en iyisi olacaktır. Şu anda bana göre bu anlamda en iyi tarayıcı Chrome. Ancak bu durum gelecekte değişebilir. Pekala, hadi şimdi Chrome'daki geliştirici araçlarını açalım. Bunu yapabilmenin birkaç farklı yolu var. Ben kullandığım işletim sisteminde web tarayıcım için geçerli olan klavye kısa yolunu öğrenmeyi ve onu kullanmayı seviyorum. Çünkü en hızlısı bu. Mesela benim şu an kullandığım Mac için bu kısa yol Command Option I. Şimdi buraya basıyorum ve işte geliştirici araçlarımız burada. Bunu açmanın başka bir yolu da sağ tıklayıp inceleye basmak. Bu da geliştirici araçlarını HTML konsolu ekranında açar ve ardından istediğiniz kısmı bulup bakmanız gerekir. Bence bu da oldukça hızlı bir yol. Ve son olarak da uzun yoldan bahsedelim. Önce menüye gidip diğer araçlara geliyorsunuz. Buradan geliştirici araçlarına tıklıyorsunuz ve bu da aynı kutuyu açıyor. Bu diğerlerine göre daha kesin bir yöntem ama daha uzun. O yüzden benim size tavsiyem klavye kısa yolunu bulmanız ve bulduktan sonra da aklınıza bunu kazıyana kadar defalarca kullanmanız. Tamam, şimdi ben de tekrar klavye kısayoluyla açıyorum. Harika. Burada bir sürü araç var ama bir tanesini az sonra kullanacağız. O yüzden ben de şimdi sizlere bunu göstereceğim. JavaScript konsolundan bahsediyorum. Bu konsol HTTP isteklerine, CSS dosyalarına ve JavaScript'te dair bütün uyarı ve hataları gösterir. Ek olarak kaydettiğimiz yani logladığımız her şeyi de gösterir. Denemek için console.log'u kullanacağım ve size bir mesaj göndereceğim. Dikkat ederseniz burada bir sürü yazım hatası gösteriliyor. Örneğin konsol tanımlanmamış diyor. Bunun sebebi benim yavaşça yazıyor olmam. Burası yeni yazdığım kodu sürekli yeniden çalıştıran gerçek zamanlı bir ortam. O yüzden de ben yazarken bir yandan hataları da gösteriyor. Bu Khan Akademi'deki web sayfalarında konsolu kullanırken aklınızda olması gereken bir şey. Yazmanız bitene kadar ve gerçek hatayı görene kadar buradaki mesajları yok sayabilirsiniz. Ya da belki de sonunda hiç hata olmaz. Tamamdır, konsol şimdi bana merhaba dedi. Ne kadar da tatlı. Tarayıcınızdaki geliştirici araçlarıyla yapabileceğiniz bir ton şey var. Bu araçları kesinlikle daha fazla keşfetmelisiniz. Ama bu kadarı bile bu derse devam ederken gerekecek basit debug işlemleri için yeterli olacaktır.